sektörde şans diye bir şey de çok önemli abi. Şeyle başladım. Vatanım Sensin'le başlamak büyük bir şans. Oyuncular Halit Ergenç, evet. Bergüzel Koray. Şimdi de Çukur'da, yani ne şanslı adamsın. Abi evet, ya biraz şans, biraz aslında doğru yönlendirilmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kim yönlendirdi seni? Menajerim. Menajerinle nasıl buluştunuz? Menajerimle havalimanında çalışırken ben buluştuk. Nasıl yani? O da yürü ya kulum dedi. Nasıl? Sen havalimanında çalışıyordun. Evet. Ne yapıyordun? Yolcu hizmetlerinde çalışıyordum. Yolcu hizmetleri. Neyi alkışladın? Yolcu hizmetlerinde çalışan mı yolcu var burada? Yolcu hizmetleri. Bravo, biz yolcu hizmetiyiz. Neyin alkışıydı o? Havacı mısınız? Evet. Aa, ne yapıyorsunuz havada? Havaya çıkmadınız, havacısınız. Evet. Anlamıyorum ben. Yer hizmetlerinde misiniz şu an? Dur bunu tutsana. Bak bu bizim mikrofonumuz bu. Hazır mısın? Abi sen tutsana önden önce. Ha. Mikrofon oraya. Evet. Bak nereden büyüdü olay değil mi? Çünkü durup dururken iki tane havacılığı alkışlayınca biz de şey olduk. Nedir? Siz nesiniz? Sivil hava ulaştırma işletmeciliği öğrencisiyiz. Ho. Öyle yani. Ben Kubilay'ın olduğu bölüme bilerek mi geldiniz? Bu tesadüf mü? Değil. Ya işte tevafuk. Allah kabul etsin o zaman. Ben çok güzel. Çok güzel. Edebiyatınız da. Oradan mezun olanlar ne oluyor? Yine bir hostes falan. Aynen, hepsi olabiliyor. Aynen, ne güzel. Demin tevafuk diyordun, ya aynen ne güzel. Evet. Yolcu hizmetlerinde de çalışabiliyorlar. Hı hı. Yani havaalanında bilimum bölümde. Her işleri yapabiliyorsunuz. Aynen. O, çok güzel. İnşallah yaparsınız. Evet. Seninki tam neydi abi? Havalimanında ne yapıyordun? Abi ben yolcu hizmetlerinde çalışıyordum. Hani bu gidiyorsunuz, bilet veriliyor falan. Check-in yapılıyor. Check-in. Boarding yapılıyor. Check-in. Check-in. Düzeltti mi? Evet. Check-in yapılıyor. Boarding yapılıyor. Evet, check-in yapıyorlar. Evet. Ondan sonra ben oradaydım. Teşekkür ederiz. Yine devam ederiz. Ayakta kalmayın. Mikrofonu alırız arkadaşlar. Evet. Oradaydım. Orada çalışıyordum. Ondan sonra. Evet. Tabi bu CIP lunch dediğimiz bir kısım var ya. Daha böyle evet. Daha ünlülerin, zenginlerin evet, girdiği. Evet. Sen orada çalışırken hiç böyle ünlü münlü girdi mi oraya? Çok. Hangi ünlü girdi mesela? Sana abi tatsızlık yapan oldu mu mesela? Hiç böyle... Hayır hiç. Ay varsa şu an ifşa edelim, mahvedelim onu. Yok. Ya intikam zamanı Kubilay. Şu an gir işte istediğin kadar ya. Hiç oldu mu böyle hani? Tamam, Nejat İşler fotoğraf çekilmedi benimle. Hadi be. Evet abi. Ama Nejat İşler'e çok yani yakışıyor. Nejat İşler'e fotoğraf çekilmemek yakışır. Değil evet mi? O cool bir çekilse adam. Çekilse garip olurdu. Evet. Ne yaptı? Ne oldu? Şansımı denedim. Fotoğraf çektirelim mi dedin? Dedim hayranınızım, hani bir fotoğraf çekilebilir miyiz falan. O güne kadar da kimseden istemedim yani. İlk öyle bir şeyle karşılaşınca çok kötü oldum. Ne dedi? Hayır mı dedi? Hayır dedi. Çok net bir şekilde ama böyle. Şöyle bir baktı. Hayır yaptı böyle. İnceledi ama böyle bir. Seni beğenmedi. Evet. İnceledi. Beğenmedi ve fotoğraf çektirmedi ben. Peki abi orada çalışıyorsun. Evet. Sonra da nedir bu menajerle? Sonra işte menajerim Ufuk Ergin'le karşılaştık. Hı hı. Böyle bir 15 dakika falan bir muhabbet döndü. Sürekli geldi gitti ve sonra Instagram'dan bir mesaj geldi bana. He. Dedi ki işte böyle bir dizi var, Vatanım Sensin diye. Evet. Hani bir denemek ister misin? Denedim, oldu. Senin o ne güzel. Böyle denedim oldu. Hayır şey yani hiç oyunculukla ilgili bir şey de yokken yok, direkt denedin oldu mu? Evet. Nasıl oldu ya? Yani bildiğim kadarıyla sonradan duyduğum kadarıyla dinleyip tepki vermem hoşlarına gitmiş aslında. He. Yani orada sadece ama o deneme çekiminde dinledim ve tepki verdim aslında. Aslında oyunculuktaki en büyük eğitimlerin en büyük şey karşındaki oyuncuyu dinlemek, ona göre işte karşına reaksiyon vermektir. Sen bunu aslında bilinçsiz bir şekilde çok doğru yaptın. Bilinçsiz bir şekilde yapmışım evet. Mutlu musun şu anki? Çok. Durumda? Çok mutluyum. Vallahi. Tabii. Çok güzel. Yani çok da güzel oynuyor gerçekten. Bir kardeşimizin VTR'sini izleyelim. Neler yapmış bugüne kadar? Bu eli benden aldın sen. Ben de bir gün sana geri verebilmek için bir kenara koydum. Al abi. Elim senin. Gel! Gel hadi! Sen bana ne dedin? Hı? İntikam alacağız dedin. Sonra ölmeyecek kurtaracağız dedin.
Neden diye sordum, cevap vermedi. Ben ne yapacağım? Benim babamı öldürdü. Kime geldin? Gülşen'e gelmiştir baboli. Kime gelecek? Güzeldir Gülşen. Al, börekten de al. Yok, sağ ol. Al, al, al. Sağ ol. Gülşen benim çocukluk aşkım, biliyor musun? Ben şunu şöyle bırakayım. Bazen çok deliriyorum, biliyor musun? Şeytan diyor git, kes! Sonra vazgeçiyorum. Benim dünya ahiret bacım artık. Herkesin bir yolu var. Yapacak bir şey yok.